Kardeşlerim, muazzez müminler, hepimiz öleceğiz. Güneş ölecek, yıldızlar ölecek, yer ölecek, sema ölecek. Allah Azze ve Celle'nin bize dair takdir ettiği bir zaman var. Zaman bitecek, bana dair, sana dair saat duracak, ölüm meleği gelecek. Bütün canlılar ölümü tadacaklar. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيَّدًا Yüksek surların içinde yaşasalar, kalelerin içinde olsanız, X-ray cihazlarıyla insanlar ancak şu kadar adamı, şu kadar memuru, şu kadar güvenliği geçip de yanınıza gelseler, ölüm melekleri onları aşıp yanınıza gelecek. En korunaklı odalarda, en korunaklı olduğunuz zamanlarda Azrail yanınıza gelecek. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيَّدًا قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ Bir hastalık sana geldiği zaman, doktor doktor, hastane hastane, en kalitelilerini arıyordun, onlara koşuyordun ya, kimlere gidersen git çaresi yok. Azrail gelecek, ölüm meleğiyle yüzleşeceksin. Belki yerin şu kadar altında gelecek, belki saray odasında gelecek, belki toplantı anında gelecek, belki hayatının en önemli iş görüşmesini yaparken gelecek. Kaçtığın, uzaklaştığın, aklına bile hayaline getirmekten korktuğun, ürktüğün ölüm sana, oğluna, ailene, etrafına gelecek kardeşim. Onlara da gelecek. Etrafında şu kadar adamla dolaşan, şu kadar askerle dolaşan, Rabbim Allah diyenlere ölüm fermanı veren, idam fermanı veren, sisilere de bir an olacak ölüm meleği gelecek. Onlar Allahu Ekber diyenleri demir parmaklıklar arkasına koysalar da, yeryüzüne zulüm, isyan, tuyan yağdırsalar da, ekmek kuyruklarında fırınların önünde bekleyen çocuklara Hama'da, Hımıs'ta, Deir Zor'da katillerle gökten bombalar yağdırsa da, onların da bir anı olacak, kapılar açılacak, X-ray cihazları geçilecek, ölüm meleği Sisi'ye gelecek, Esed'e gelecek, onların payandalarına, zalimlere gelecek ölüm meleği ve yerin altına alacaklar onları. Üzerlerine toprak örtecekler. Hani onlar orduları yürütüyorlar, cami kapılarına ölüm yağdırıyorlardı ya, sinek gelecek yüzlerine konacak. Ölünce bir sineği bile def edemeyecekler. Kabre alacaklar, kurtlar gelecek. Kurtlardan bile kendilerini koruyamayacaklar. O kadınlara, podyumlara çıkanlara, وَالَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ Vücutlarını Allah'ın kendilerine vermiş olduğu o şekli, o sureti parayla satanlara, erkeklerin, o şehvet perestlerin servetlerini harcayanlara, aileleri yıkanlara, dağıtanlara, o kadınlara, o aşuftelere, onlara da ölüm meleği gelecek. Onları da toprağın altına alacak. Onlara da kurtlar gelecek. Hani güzellikleri vardı. Erkekler, şehvet perestler, onlarla beraber olabilmek, ellerini onlara uzatabilmek, temas ettirebilmek için şu kadar paralar harcıyorlardı. Ama yerin altına onlar da girince, belki 3 gün, belki 5 gün sonra kurtlar gelecek, vücutlarını eritecek, yok edecek, onlar da yok olacaklar. Ölüm kardeşlerim. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمَ Patronlara, zekatı çağ dışı görenlere, Müslümana yobaz diyenlere, fukarayı, yetimi yanına almayanlara, hayır hasanatta bulunanlara, kem nazarla bakanlara, işçileri yerin şu kadar altına sokup da bir fakire sadaka vermeyenlere, zekat vermeyenlere, onları yanından tard edenlere,
annelerin kucaklarında yavrular mama diyerek ölürken onlara dönüp bakmayanlara, bir eğlence merkezinde bir gecede milyonlar harcayanlara, ölüm onlara da gelecek, onları da yerin altına alacak. Hani Müslümanı azarlayanlara, ona bakanlara, kıyafetiyle taan edenlere, istihza edenlere, malı toplayıp sayanlara, kasalarına, masalarına, yüreklerine Allah ve Resul buyruğunu yazmayanlara, onlara da ölüm meleği gelecek. Onlar da yok olacaklar. Kardeşlerim, kocaman binalar, sütunları eskiyecek, direkleri artık onları taşımaz hale gelecek. Gökdelenler yıkılacak, azametli ağaçlar, ömürleri ne kadar olursa olsun, içelleri çürüyecek, onlar yıkılacak. Ormanların kralları aslanlar, gün gelecek, aslanlar ölecek, çakallara, köpeklere ormanların kralları yem olacak. Bu Allah'ın kuralıdır, kainatın kuralıdır. Herkes, kainatta var olan herkes ve her şey ölümü tadacak kardeşlerim. Peki o zaman ölüm gelecekse, sana gelecekse, ona buna gelecekse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem udkurul mevte buyurduğuna göre ölümü düşünün, ölümü hayatın içine koyun, toplantıya koyun, sınıfa taşıyın, iş görüşmesine ölümü getirin. Yani orada kapı açılacak, ölüm meleği gelecek. Hadi dünyada kalış bitti, toparla bavulunu, gidiyoruz sana diyecekler. O halde kapının her an açılacağını, ölüm meleğinin geleceğini düşün. Musallaya geliyorsun, orada arkadaşın var, onu oraya koydular. Fakat orada namaz kılarken bazen, şimdi hoca tezkiyeyi biraz daha kısa tutsa da, İşe gitsek, aşa gitsek, masaya gitsek, kasaya gitsek, getiriyoruz, musallaya koyuyoruz, tabutları taşıyoruz. Ama bir gün bizi de oraya koyacaklar, bir gün bizim tabutumuzu da taşıyacaklar, bir gün bizim arkamızda insanlar olacak, onların da masaları, kasaları, iş görüşmeleri olacak. Onlar da bir an önce bu tezkiyeler bitsin de İşimize gidelim diyecekler ve bizi yerin altında münkerle nekille baş başa bırakacaklar. Bazen ölüm birer birer gelir, bazen semadan ölüm yağar, yüzer yüzer. Tabutları alırlar, sıra sıra yere dizerler. Soma'da olduğu gibi, yani orada yerin şu kadar altında insanlar, kardeşler, helal rızık nasıl kazanılır? Masaları, kasaları olanlar, fukarayı odasından kovanlar, onlara dönüp bakmayanlara inat, yerin şu kadar altında, evde 3 yaşında, 5 yaşında ekmek bekleyen, helva bekleyen yavrulara, babalar kömür renkli elleriyle helal rızıklarını nasıl götürürler, onu anlatabilmek için ölüm gelir. Dünya o ölümü seyreder. Kella izâ belagatit terâkiye ve kîle men râk. Can boğaza gelir, oksijen tükenir. Arkadaşlar el ele, gözlerine bakarlar. Ve kîle men râk derler. Hani yok mu kimse? Doktor yok mu? Oksijen tüpü yok mu derler. Kella izâ belagatit terâkiye ve kîle men râk. Ve zanne ennehul firâk. Kesin şuna inanırlar ki 20'sinde, 30'unda, yerin şu kadar altında, çukurda ölüm geldi, Azrail orada bekliyor. Vel teffeti saqu bisak. Ayakları birbirine dolanır. Önde kıyamet var, hesap var, haşır var. Arkada 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında yetim bıraktığı yavrular var. Onlar gözünün önünde canlanır. Sonra Azrail son hamlesini yapar, dünyadan ayrılık vakti gelmiştir der. O sana konuşur, yerin altı konuşur, çocuklara ekmek nasıl götürür bunu anlatırlar. Onların geride bıraktıkları konuşur. Siren sesleri arasında akşam eve kömür rengine belenen elleriyle kömür kokulu ekmek getiren
babalarını siren sesleri arasında arayan 7 yaşında kız çocukları konuşur. Bir kadın konuşur, 3 tane yavrusuna morgun önünde sarılmış ağlarken 3 yaşında yavrusu bütün olanlardan habersiz annem neden ağlıyor diye ağlayan çocuk konuşur. Bir köy konuşur, 11 tane delikanlısını sıra sıra helal rızıklarını yavrularına kazanırken ruhlarını Allah'a teslim eden ardından ağlayan köy konuşur, ikiz yavrularını birlikte yan yana kabre koyan anne konuşur. Bir kız konuşur pazar günü, en mutlu gününde babasının elini öpecek, dünya evine girecek. Babası ona barikallah diyecek. Allah sana, eşine hayırlı günler ihsan etsin yavrum diye dua edecek. Babasının tabutu arkasında pazar günü elini öpeceği kızı ağlar, onlar gözyaşı döker. Orada bir dünya var, orada bir fotoğraf var, acılar var kardeşim. Bir de o acıları istismar edenler var. Her belayı, her gelen musibeti, onun suçlusu Müslüman'ı görenler, İslam'ı görenler, bütün bunları vesile yapıp Müslüman'a sövenler, ölümü bile istismar edenler, ölüme bile ihanet eden hainler konuşur, sefihler konuşur. O evdeki acıyı, 2 yaşındaki yavruyu istismar edenler konuşur. Peki onlara kardeşlerim, 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında babasını kaybeden o yavrulara Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim neler söyler? Onların acılarını, yanan yüreklerini Kur'an-ı Hakim nasıl teselli eder? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herkes için üsve-i hasene. 6 yaşında babasını kaybeden, hani bir daha kapı çalmayacak, kömür renkli elleriyle kömür kokulu ekmek babası bir daha eve getirmeyecek, 6 yaşında yetim kalan o yavru Evva'ya bakacak. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem babasını görmemişti. Annesiyle Medine'den Mekke'ye dönerken Evva'ya kadar gelmiş. Annesi orada rahatsızlanmış. 6 yaşındaki Muhammed'in dizi üzerine başını koymuş ve şöyle demişti. Her doğanlar ölecek yavrum. Her yeni eskiyecek yavrum. İn sahha ma absartu fil menam fe ente meb'usun ilel enam. Eğer sana hamileyken rüyada gördüklerim, babanı kaybettikten, Rabb'e uğurladıktan sonra rüyalarımda gördüğüm o manzaralar, olaylar doğruysa, seni Allah bütün bir aleme peygamber olarak gönderdi yavrum. Ben gidiyorum ama ardımda, arkamda Hazreti Muhammed gibi bir evlat bırakıyorum. 6 yaşında Soma'da yetim kalan yavrular Evva'da 6 yaşında babasından sonra annesini de elleriyle kabre koyan Hazreti Muhammed'e bakacaklar. Onunla teselli olacaklar. Anne 2 tane yavrusunu kabre koymuş, yüreği yanıyor, ekranlarda istismarcılar var, acısının üzerini çiğneyenler var. Onlara bakacak, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görecek. 7 yavrusunun 6'sını elleriyle kabre koymuş. Torunu oracıkta titreye titreye son nefeslerini vermiş. Gözlerinden yaşlar geliyor. Sahabe ona bakıyor. Ve ente ya Resulallah, sen de mi ağlıyorsun deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu gözlerden yaşlar boşalır, bu yürek yanar ama asla bu lisan, bu dil Allah'a isyan cümleleri kurmaz diyen peygamberle o anneler teselli bulacak. Huvellezî enzeles sekîne. Allah semadan Müslümanların, annelerin, babaların, yavruların 19'unda dul kalan Soma'da kadınların yüreklerine sekinet, sükunet yağdıracak kardeşlerim. İşte böyle bir dünya. Hikayesi zor bir dünya. En sahici fotoğrafları kabristanlık. Orası işte. Orası yalan konuşmuyor. Oraya gideceksiniz. Çaresi yok. Belki yerin altında, belki yerin üstünde. Ama helal rızık kazanırken şerefinizle Soma'daki
kardeşlerimiz gibi gitmek var. Onlar diyorlar ki: "Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela." Allah seni de beni de dünyaya en güzel amelleri yapmak için gönderdi. Allah ölümü de hayatı da seni beni dünyaya o imtihanı ifa edebilmek, yerine getirmek için gönderdi. Belki de onlar yerin şu kadar derinliğinden, şu kadar altından, hani ellerine bir not yazmışlar, bırakmışlar, çocuklarına göndermişler. "Yavrum, helallik alamadan bugün yerin altına girmiştim. Baban burada son nefeslerini tüketiyor. Babana karşı hakkını helal edebilir misin?" Helallik alıp da bu dünyadan gitmek, arkada helal rızıklar, hesabı verilebilecek bir hayat bırakıp da Allah'a gitmek. İşte onların geride bıraktıklarına Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Kardeşlerim, inna izamel cezai ma izamil bela." En büyük mükafatlar, belki cennetin en büyük makamları dünyada en büyük acılara maruz kalanlara verilecek. İki tane yavrusunu elleriyle kabre koyan anneye verilecek. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradaki kadınları, çocukları, yetimleri teselli babında, anneleri teselli babında buyuruyor ki: "Ölüm meleği gidecek. Bir çocuğu belki yerin şu kadar altında ruhunu alacak. Sonra Cenab-ı Hak ölüm meleklerine dönecek, buyuracak ki: Kabaztum velede abdi. Kulumun evladının ruhunu teslim aldınız öyle mi? Evet ya Rabbi. Kabaztum semarate fuadi. Onun ciğer paresini aldınız annenin. Ananın yüreği yanıyor öyle mi? Evet ya Rabbi. Peki o annenin, o babanın yavrusunu kaybedince Allah'ın bu hükmüne karşı duruşu nasıl oldu? Sana hamd etti, vestercaa, inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Senden geldik, sana gidiyoruz. Veren de sen, alan da sen Allah'ım dedi. O halde o kadın için, o anne, o baba, o yavru için cennette bir saray yapın. O sarayın adını da Ham Sarayı koyun. Allah o annelere, orada gidenlere ahirette cennetinde büyük mükafatlar verecek. Ve onlar gittiler, arkadakiler, onlar, sizler, bizler, hepimiz gideceğiz. Ölüm bir ayrılık değil kardeşlerim. Onların amali salihaları varsa, arkadakiler onlara dua ediyorlarsa, Allah Teala Soma'da şehit olan kardeşlerimize ahirette dualarla, yaptıkları amellerle büyük mükafatlar nasip edecek. Çocukları, babaları, anneleri, onlar da hayırlı ameller yaparlarsa Allah onları cennette onların makamına yükseltecek. O halde onlar gittiler, şimdi onlar gidecekleri günü bekliyorlar. Dünyada her şey kaybolacak. Bir an gelecek, güneş dökülecek, yıldız dökülecek ve bir ses duyulacak. Allah'tan kullu men aleyha fan ve yebka vechu rabbike zul celali vel ikram. Allah'tan başka her şey fani. Allah'tan başka her şey yok olacak. Sadece o kalacak ve siz kardeşlerim ma indekum yenfedu ve ma indallahi bak. Çocuklarınızı kaybedeceksiniz. Belki onlar sizi kaybedecek. Belki siz annelerinizi, belki babalarınızı dünyada kaybedecek. Onların tabutlarını taşıyacaksınız. Ama Allah'a gönderdiğiniz hiçbir şey kaybolmayacak. Çocuklarınızı da, babalarınızı da onun yanında bulacaksınız. Onları bulabilmek için onlara dua ediniz. Onların arkasından, onların makamına ulaşabilmek için sizlerin de amal-ı salihası olsun.